Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Peugeot 206 aracımızın ya da Peugeot grubundaki araçların çamur sinyallerinin nasıl sökülebileceğinden bahsedeceğim. Çamur sinyalini sökmeden önce yeni bir çamur sinyal alabilirsiniz ya da tek ampulünü değiştirebilirim diyorsanız 12 volt 5 wattlık dipsiz ampul, plaka ampulü, park ampulü şeklinde alabilirsiniz. Bu aracımızın çamurluk sinyalinin içi göründüğü gibi yansıtıcı özelliği kalmamış. Yani krom kaplaması dökülmüş. Bunun sebebi de güneşin altında kalındığından dolayı, aşırı ısıdan dolayı dökülme meydana geliyor. Bunu sökeceğim. Burada yapacağımız işlem göstermiş olduğum gibi sıyallanmasını tutacağız. Kapının olduğu hizaya doğru çekeceğiz. Yani aracın ön kapısına doğru çekeceğiz. Bu şekilde çıkartacağız. Peugeot grubunun bu çamurluk sinyalleri normalde değişmiyor. Yani fabrikasyon ampul takılıyor ve teslim ediliyor. Bazı araç gruplarında çamurluk sinyali söktüğümüz zaman soket vardır. Soketi yerinden çıkartarak ampulü değiştirebiliyoruz. Bazı araç gruplarda göstermiş olduğum gibi bu şekilde tek parça olarak geliyor. Yani gördüğümüz ampul kısmını komple çıkartıp yenisini takıyoruz. Ampulü de şu şekilde çıkartacağız. Göstermiş olduğum bütün tırnak kısmını dışarı doğru bastıracağız ve ampulü kendimize doğru çekeceğiz. Bu şekilde çıkartabiliyoruz. Bu çamurluk sinyalinin iç kısmını aracımızın gövde rengine göre boyayabiliriz. Ya da bir gri boya alabiliriz. Krom görünümü verebiliriz. Ya da isterseniz siyah boyayabilirsiniz. İç kısmının siyah görünmesini de sağlayabilirsiniz. Biz şimdi bu göstermiş olduğum parçayı boyayacağız. Spreyimizi 20 santim uzaklıktan sıkarak parçamızı boyayabiliriz. Takma işleminde de söktüğümüz işlemi tersine uygulayacağız. Japonu şu göstermiş olduğum kısma dökeceğiz. Fazla bir şekilde dökmeyin. Fazla dökerseniz fazlalık kısmını peçeteyle alın. Göstermiş olduğum gibi de takacağız. Bu sesi duyacağız. Göstermiş olduğum gibi takacağız. Ve Japonu kurumasını bekleyeceğiz. Bu seslerin geldiğinden emin olun. Elle 15-20 saniye kadar bastırabilirsiniz ya da bir kağıt bant yardımıyla yapıştırıp kurumasını bekleyebilirsiniz. İşleminiz bu kadar. Eski ile yeni arasındaki farka bakalım. Görmüş olduğunuz gibi fark bariz bir şekilde belli. Kanalda benzer içerikli videolar var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.